Çocuğu ilkokul birinci sınıfa başlayıncaya kadar yarım gün çalışma hakkının uygulama esasları belirleniyor. Habertürk'ün haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yılın başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasal düzenleme ile ilgili yönetmelik taslağı hazırladı. Taslağa göre kadın işçi doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 12 haftalık analık izninin bitiminde önce 6 aya kadar ücretsiz izin kullanabilecek. Bu sürenin ardından kadın veya erkek işçi isterlerse birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecek. Bu izinlerin bitiminden itibaren çocuk ilkokula başlayıncaya kadar çalışan anne babadan biri, işverenine herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecek. İşveren en geç bir ay içerisinde işçinin bu talebini yerine getirecek. İşveren yarı zamanlı çalışma talebinde bulunduğu için işçisini işten atarsa tazminat ödeyecek. Son düzenlemeyle ilkokula başlama zorunluluğu 66 aya çıkartılmıştı. Kısmi süreli çalışma kanunu zorunlu okula başlama tarihinin ilk Eylül ayına kadar geçerli olacak. Çocuk okula başlayıncaya kadar yarım gün çalışma hakkından işçiler gibi memurlar da yararlanacak. Onların da bu hakkı kullanabilmesi için eşlerinin çalışıyor olması gerekiyor. Yarım gün çalışma hakkından istenildiği zaman vazgeçilecek. Ancak aynı çocuk için bir daha başvuru yapılamayacak. Yarım gün çalışanlar ücretlerini ve maaşlarını da yarım gün üzerinden alacak. Memurlar ek ders, döner sermaye, fazla çalışma gibi fiilen çalışmaya bağlı ödemelerde sadece çalıştıkları saatlerin karşılığını alabilecek.